Merhaba, günaydın canlarım benim. Günaydın, günlerimiz aydın olsun. Sağlıklı, huzurlu, mutlu ve bereketli. İnşallah Rabbim bugünümüzü, dünümüzü bugünümüzden aratmasın derlerdi büyüklerimiz. Şükür diyoruz. Hayat öyle böyle bu şekilde geçiyor. Evet, herkes Berincim kalktı gitti işine. Yükseldi gitti. Kızım da kalktı dersine girdi. Ara verdi bir 10 dakika. Sabah erken gidiyor. Dedim hadi 10 dakikada dedim ne yiyeceksin? Yumurta haşla anneanne dedi. Dedim tamam ben yumurtanı senin koyayım. Senin 10 dakikası bitti. İkinci dersine girdi. Birazdan şimdi kızımla hep beraber karabiberim benim. Kahvaltımızı yaparız. Ondan sonra gün içinde ne yaparız? Kızımı bekleyeceğim. Telefonlarla görüşüyoruz. Her gün gerçi görüşüyoruz kızlarla telefonda. Ondan sonra Berlin'imizi bekleyeceğiz. Ne yapayım ki başka? Oraya bakıyorum, buraya bakıyorum, oturuyorum. Bakalım gelsin ama büyük ihtimalle herhalde bugün patenleri götüreceğiz. Büyük ihtimalle gelir gelmez. Onu da zaten gün içinde telefonlaşırız artık. Uygun olacak mı, olmayacak mı? Başlamadım anneannem. Şimdi başladım. Şimdi mi? Şimdi bir dakikası mı kalmış kızımı? Geleceksen gel elbisesini yediğimin. Elbisesini yediğimin benim. Bir günaydın de teyzelerim seni. Oh, hadi bir dakikası kalmış. Ben de başladı sandım. Ondan sonra kaç dakika sürecek dersin anneanne? Yarım saat, daha sonra tekrar 15 dakika. Ha, ben o yarım saat içinde 5 dakika var ki bana haber ver, hemen kahvaltıyı hazırlayayım. 15 dakikada da yaparız herhalde değil mi? Yaparız. Bugün biraz dersleri yoğun kızım sanki. Evet, bugün yani iki ders daha var. Ana ders olan İngilizce var. Dur bir baksın. Bir baksın 10 dakika ara, 15 dakika ara. Herhalde öğlene geçecek, bulacak onun dersleri. Bugün birazcık yoğun. Evet. Hakan'ımı da bir işte uğradım birazcık, kaldım, sevdim, ısırdım birazcık onu edepsiz. Saçları biraz daha büyüsün, biraz daha hemen birkaç kere onu keseceğim. Tıraşlayacağız öyle. Biraz gür çıksın, sağlıklı olsun. Dersine başladı herhalde kızım. Ben de onun yumurtasını koymuştum. Kalkayım yumurtacığına bakayım çocuğumu. Arasında hemen kahvaltımızı yapalım. Çıkar anneanneciğim ekmeği de. Kızım şimdi ara vermişken önce onunkini hazırlayayım dedim. Yoksa 15 dakika geçer. Son anda patatese karar verdik. Ama yaz sıçrarsana bırak. Aman. Sen zeytin yemiyorsun diye koymadım sana. Yok. Koyayım mı? Yok. Aho! Yerine sen. Son anda kızma patatesi de kızarttım. Hadi bakalım şöyle geç. Şu tarafa geç annem oraya. Sen başla. Senin dersin başlayabilir. Ben sonra yerim. Patatesi otur sen otur. İyi akıl etmiş miyim? Benim kızım şimdi patatesi sever de patates kızartayım. Sen annen geleceği zaman saatinde aşağıda olma da annenle gene telefonlaşırız. Annen eve gelir gelmez hemen çıkacağız. Evet. Paten için. Aynen paten için. Şimdi aşağıda olursan bir de seni aramaya inmeyelim kızım. İnşallah dediğiniz gibi gider, iyi gider de.
Yani değiştiriveririz. Yağı çıkartma. Yapma ya, çok mu uzatmışım? Bir bakayım. Yok be. Karışmamıştır. Belki o tarafı gelmiştir sana. Olabilir. Ya da belki de anneannem çok da atmış olabilir yani. Elimin ayarı yok ki kendim tuzlu yediğimi donduruyorum ben. Benim kahvaltım hazır olasıya kadar ben de kahveciyi içerim hadi. Tost yapayım mı diye düşündüm sana. Sen yumurta haşla benim de dedim hadi yumurta haşlayayım. Şimdi hangi dersin var? Şimdi matematik anlamı. Kız siz arkadaşımla koca gündüz dışarıdaydınız. Baktım eve geldim dışarı. Gene balkondan balkona konuşuyorsunuz ya. Ha kimle? Bilmiyorum ki birimle konuşuyordun yedim. Ooo bir tane arkadaşım vardı. Annene dedim bunlar dışarıdaydı dedim. Hala dedim birbirlerine doyamamışlar. Balkondan gene bağıra bağıra konuşuyorlardı. Ha pencereden. Ha pencere. Benim arkadaşım eve gelince mi? Evet. Benim arkadaşım işte annesi de aşağıdaydı. Hı. Annesi aşağıda olunca birazcık geç çıktılar. Beraber çıktı annesiyle o. Ha, sen önce çıktın tabii. Evet, ezanla geldim hemen ben. İşte daha sonra çıkmaya yakın, o da çıkarken ben onun pateni sesi fazla böyle. Onun pateni gürültü sesinden çıkarıyor. Evet. Anladım, pencereye çıktım Zeynep. Ha, bak tabi birbirlerinin paten sesinden anlıyorlar. Birbirlerinin paten sesinden anlıyor bunlar. Bir arada ben ekmek almaya gidiyordum. Zeynep'lerin balkonu o tarafı görüyor. İşte o da bana bağırmıştı ekmek almaya giderken. O da seni hissetti. Hı hı. Sen ekmeği kendin siteden çıkıp alıyorsun ha? Hı hı. Şu karşıki yakın yerden. Bakkaldan alıyorum. Ha. Neyse uzak değil, hemen yakın şurası. Sen kahvaltını yap, benim de patatesim kızarsın. Ben de kahvaltıyı yapayım. Sen dersine başla, ben de azıcık hemen bir ortalığı süpüreyim, annen gelecek çıkacağız ya. Hı hı. O geldiğinde hiç oyalanmayalım, hemen gidelim. İnşallah adam değiştirir bakalım. Birazcık işte ilk bir iki çıktığında kullanmasaydım. Aslında ilk çıktığında bir C-Block'taydık. Hı. İşte toprakların üstünde paterne yürüyordum. Baktım bir an çıktı. Dedim şeyden çıkmıştır. Topraktan çıkmıştır dedim. He, yumuşak olduğu için diye düşündüm. Parçaları buldum anneme götürdüm hemen. Annem yaptı. Daha sonra işte sitede sürerken, sahada sürerken çıktı. Allah Allah. Hep de aynı teker çıkıyor. Onda bir sıkıntı var o zaman. Hı hı. Neyse, şey yaparız bakalım. Gidelim de inşallah değiştirir kızı. Yani değiştirmesi lazım. Yasaklar falan girmeseydi daha erken götürürdük de bir de 17 gün evde kaldık ya. Onun için biraz... Evet, bir şey yapmamışız. Ya pişini, evet iyi ki pişini atmamışız. Bir de 17 gün işte evde kalmamız uzattırdı. E tabi bu 17 gün içinde evde bu da sıkıldı. Mecbur siteye indi, girdi, bindi, gezdi. Yani bakacağız artık. Allah Allah.
Sen zeytin niye yemiyorsun? Kendin zeytin gibi olduğun için mi? Ha? Kara kara biber. Bismillah. Ben de zeytinsiz durmam için. Hangi derslerin kaldı anne? Bilmiyorum ki. Bakmadım mesela şeylerine. Ama matematik dersi olduğunu biliyorum. O var yani kesin. Şu zehir de bana gelmiş patatesin. Acıktım vallahi. Ecrin'e dedim yiyeceğim mi diye. Yemeyeceğim anneanne dedi. Yemeyeceksen ben yerim kızım dedi. Hep beraber yiyelim. Kahvaltı yaptık da. Yine bak dünkü videoda gibi fasulyemiz kaldıydı azıcık. Ondan koydum. Yanında da zeytin. Oh mis. Bazı arkadaşlar şunu öpteyim bari. Ebru'nun yanına gitmeyecek mi diye soruyorlar. E kız gideceğim de ne zaman vakti zaman gelirse o zaman gideceğim. Hani neden bu kadar bu ısrar onu da anlamış değilim. Küsmüş değiliz, aklınız öyle bir şey gelmesin. Her gün konuşuyoruz telefonda. Biliyorsunuz kızlar orada. Evin büyüklüğünü de biliyorsunuz. Şeyde Beşiktaş'la Şakşuko ile beraber mi yapacağım? Tövbe tövbe. Fasulyesi de taze. Bahçeden toplanınca tadı bir farklı, zeytini de. Bazı arkadaşlar da aç şey kıtlıktan çıkmış gibi yediğini söylüyor. Ne biliyorum, belki kıtlıktan çıktım ben. Nereden biliyorum? Seviyorum yemek yemeyi. Mükücüğüm var eleştirenler. Herkesin hayatı, herkesin giyim tarzı kendisine hayatı. O nasıl hoşuna gidiyorsa öyle giyinir. Bu kilolarıyla çok barışır. Ona sor manken gibi. İnsan yedisinin de ise yetmişinde odur. Özünde iyi mi? İyi. Anlaşıyor muyuz? Anlaşıyoruz biz. Yeni gelen arkadaşlar soruyor herhalde. Bu gerçi bütün videolarda benim adıma başka canlarım, takipçilerim de cevabını veriyor ama demek ki bazı arkadaşların gözünden kaçıyor olabilir.
Mükünevimiz oluyor diye öğretmen. Mük abimin hanımı. Bizim gelinimiz. O gelin ben görünce. Ben bazen takılırım öyle yeğenlerin yanında onun Mükü'ye. Gerçi kendim görünceyim. Onun demesi lazım ama ben söylerim. Görünce göz taşı, gördüğün yerde bas taşı diye. O da güler. Zeytin de çerez gibi. Abimin Mükü'nün eşinin görüşmediğini, görünmediğini söyleyen arkadaşlar var. Onu da buradan açıklayayım. Eski videolarda anılarımda bahsettim ama büyük ihtimalle aramıza yeni katılan arkadaşlar için soruyorlar demek ki. Eskileri seyretmedik için benim eskilerde anılarım diye var. Tabii ki kısa kısa anlattım ben geçtim. Abim gözükmüyor hani Mükün eşliği. Abim vefat etti hayatım. Bayağı uzun yıllar oluyor. Bu anılarımda, eski anılarımdaki şeylerden anlatmıştım ben. Abimi, benim büyüğüm, ablamı ve annemi 2 sene içinde kaybettik. Yıllar oluyor hayatım. Büyük ihtimalle bunları soranlar aramıza yeni katılan arkadaşlarımız. Anlıyorum yani ama ben de sürekli hep sıkmamak için aynı şeyleri de söylemek istemiyorum ama buradan tekrar söyleyeyim, yorumlara da yazıyorum. Ya görülmüyor, bakılmıyor. Abimin hanımı. Ama biz gelin görünce gibi asla değilizdir. Bildiğin kardeş gibiyiz, ondan da öteyiz. Kız benden görünce falan olmaz zaten. O gelinlik yapar da büyük olsa. Gerçi benden küçük şey olsa, benden büyük olsa yengelik yapmış o da. Ben görümcelik yapamam. Bana gelin lazım değil, can lazım, can. Azıcık gelip yeseydi benimle. Geç kahvaltıyı da geç yaptık. Biz normal ova çıkmamıştır ama. Benim fasulyeyle akşamki yediğim bu zeytin televizyon seyrederken birden canım çekti. Dedim kalkayım oturayım hep beraber sizlerle beraber yiyelim. Şimdi bak çatalı bıraktım. Elimle ayol çatalla yiyeyim dedim. Bazılarınız yorum yapıyor. Beceremiyorum işte. Ondan sonra diyorsunuz ki kıtlıktan mı çıktım? Evet, kıtlıktan çıktım. Böyle daha tatlı oluyor. Dışarıda yemek yerken yedim onu. Böyle daha rahat oluyorum. Kızcağızımı bir arayayım bakayım. Kız Ecre'yi! Kulaklık varsa duymaz. Ay aklıma aldın cevap vermeyince. Geliyorum dedim. Vallahi duymadım. Ay nasıl korktum kapının sesini duyunca. Azıcık koyamayın annem sana fasulye. Yemek ister misin? Yok. Kız acıkmadın mı sen? Acıkmadım. Ne yapıyorsun? Dersler bitti. Bitti. Öyle. Şey mi seyrediyorum? Video dizi mi? Dizi değil de şey. Ne? Öyle. Dolaşıyorum oyun falan. Ne? Oyun oynuyorum sandıkta. Ne oyunu? Free Fire Lego. Yani benim anlamayacağım bir şey. Silah oyunu. Aman sen kız çocuğusun bebekle oyna ne silah oyunu. He? Senin oynayacağın bebek giydirme olur. O tür şeyler olur. O silah oyunu ne kız?
Kesin onu sana İsmail'le oynuyorsun. Yok. Onu ablam öğretti. Derin su. Evet. Ablam da oynuyordu da eskiden, artık oynamıyor. Dur sen, ben onu bakayım, bir gelsin de bak 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 bak. İsmail'e yazışıyor musun hiç? Nasıl yazışalım? Konuşuyor musun? Yok. Sen silah deyince benim aklıma hemen şey geldi. İsmail dedim, acaba o mu sana bunu gösterdi? Erkek çocuğu ya o. Sen bugün dolaptan yemedin bir şey hayret. Ben görmeden mi yedim? Yok, yemedim. Çikolata mı kolata? Yemedim. Niye, canım mı istemiyor? Ay Ecem ya. Konuştun mu annenle? Konuştum. Ne dedi aşağıya inme şeyinde? Dedi bugün aşağı inmesen olur dedi. Ben dedim sen geldiğinde direkt gitmeyeceğiz mi patene dedim. Annem dedi olmazsa inersin dedi. İnersin mi dedi? Hı. Sen biliyorsun. Ama patene şey yaptıktan sonra. Ha, gidip geldikten sonra, hı hı. Yani o gidip geldikten sonra olur ama annen geleceğe kadar, çünkü hemen çıkacağız, seni aramayalım aşağıda. Yarabbi. Doydum. Allah olmayanlara da versin. Amin. Koca karı gibi pek bilir lafları. Bunu alacaksın, oturacaksın karşına. Kahve içmeye bereket. Hakan olsa bu kadar olunca içecek. Alacaksın bundan, sohbet edeceksin. Kahve sohbeti. Ben şimdi birazdan da bir kahvemi içerim. Oh, mis gibi. Hoş buldum. Hoş geldin. Ha, onu da mı yeni aldın? Ne? Yok, bu ikisine de. Ne güzelmiş yazısı kırmızıyla, baksana. Gene mi trafik? Ya trafik valla, ne yapayım? Hemen çıkıyoruz mu? Çıkıyoruz. Hadi çıkalım. Arkadaşım biri Toko'da git dedi de, iki senedir tereyağı içiyordu. Hemen getirmiş sonunda bana. Tereyağı mı? Nereden? Yolda biraz erimiş ama Tokat'tan, baksana sapsarı. Oo, çok güzel. Annesi yapıyormuş, bir sürü inekleri var. Ha, iyi, hadi bakalım, bakarız tadına. Değiştirmediler. Kızımın maalesef tadilatını yaptılar. Bir parçasını değiştirdiler ablaları. Ne ciciler aldık, ne ciciler. Eve gidince bakacağız. Aynen, ne ciciler. Ali bulma, çorbacısı şurası. Şurası. Bak yazıyor oğlum, bak bak. Ali Baba çorbacısı orada. Hadi bakalım, hadi, daha işimiz gücümüz var. Seni bekliyoruz. Hakikaten de çok çabuk yıpratmış o da ya. Ama sabahtan akşama kadar patenin üstünden yani. İniyorlar. O da bizim trenimiz. O çantayı nerede gördük kızım? Şu karşıda bir yerde mi? Evet, anca akşam ettik. Evimize geldik, aldıklarımızı şöyle bir gösterelim. Ezrinimiz gelmedi tabii ki. Ezrinimiz aşağıda. Pateni tamir olunca kız çıkmadı da ha. Vallahi ucuz bulduk diye aldım. Bunların üçü benimdi. Tanesi 10 TL. Evet. Yani kız 10 lira, yani hiçbir şey değil anne. Baktım öyle olsaydı daha alacaktım da 10 TL olunca. Aynen. Şöyle 3 tane kendime aldım. Evet ama yalnız bu seninki mi? Yok, o da senin. Yok, bu bana olmaz. Bunu sen al. Aha, dar, bak. Kısa. Ama onu da sana. Tamam bak şimdi. Aldık. Bana diye aldık da, evet, bir de şu filamın golu. Hmm. Bana diye aldık. Bu bunlardan küçük, annem olmaz. O elime ben geçirmişim onu. O da 10 TL. Bak sana anne. 10 TL diye annem aldı gitti hepsini. Aynen. Olsa da olmasa da birisine veririz. Bu evet.
bak herkesin nasibi. Sana bir tane daha bulamadık, göremedik. Ha, evet. Bu da benim hoşuma gitmişti aslında. Al işte, bak o da senin nasibinmiş. Yani seninki nerede? Onun içinde. Onun içinde herhalde. Peki. Bunlar da ecrini mi? Ha işte şu. Ha. Bu da 10 TL. Evet, bu da 10 TL. Bu da bu da Berrin'in. Tabii annem o bana çok dar. O darmasın. Bu da 10 TL bulunca aldık, ay, aldık, çıktık. Şey, kumaşları da güzel. Evet, penyeleri çok güzel. Outletmiş burası. Outlet olunca penyesi güzel ama gerçi şöyle baktım ben şey de yok. Yok yok, adi öyle bir şey yerinde, yok yok. Belki ellerinde tek kaldı. Tek kalmış anne bunlar. Hı. Bir tane kızıma bulamadım diyordum, al işte bak bu küçük, o sana göre, al da bir şey hoşuna gitti. Aynen. Ben de bunu Berne diye aldım da bu da Ecrine'ymiş. Ecrine. Aynen. Bunun modeli çok güzel bak, şuradan omuzlardan dökümlü bu. Evet. Burası omuzları açık oluyor, şurası evet, kol kısmı. Çok hoşuma gitti bu. Evet, tişörtler de 10 TL herhalde Ecrine'nin. Bakayım mi? 10, 10. Ha bu 10'muş. Bu da 10, bir şortları onun herhalde. 15. Baksana bu da atlı kızımın 10 TL. Kiran, kiranlı. Bunu da, bu benim çok hoşuma gitti. Bu da senin hoşuna gitti. Bu da benim çok hoşuma gitti. Bu da Ecrin'in 10 TL. Ecrin'in hoşuna gider de bu. Heh, evet. Pembe. Bu pembe de o, bu 15 TL'ymiş. Evet, göbeğinden bağlamalı. Bu hoşuna gitti kızımın. Şöyle 15'er TL şortlarını şortlar aldık. Hmm. Paten kayarken kızım aşağıda. Aynen. Evet. Benim de şu çok hoşuma evet, gitti. Benim hoşuma gitti. Evet çiçek, ya. Çiçeği de çok güzel. Bu da Ecrin'in hoşuna gitti ama. Evet, onu da Ecrin beğendi. Bunlar da kızımın 15 TL. Damadınızı unutturmayız canım. Anne, çok daha vardı. Yok, tamam. Yok, hayır. 4 tişörtlü, 3'tü. Hayır, bir tane ikimizin beğendiği beyaz bir şort vardı ya. Yok. Aa, yok anne. Dur, vardı. Annem yok, yok. İşte işte. Ha, şort desene, tişört diyorum. Şort dedim. Evet, ben bu penye değil. Evet, bu da çok hoşumuza gitti. Bunlar 15 TL şortlar. Bu, şey. Kız bunun beli olacak mı? Bu incecik beli var. Bol gelmesin. Bol mu? Sanki ne bileyim. Ben tişört diyorsun sandım. Evet, şortları, evet bu ikimizin de hoşuna gitti. Kirazlıyla bunu takın bak. Aynen. Aynen. Bunu da damadıma aldım. Dedim şimdi damadımızı ayırmayalım. Bunu hanımı seçti. Bu 25 TL. Şöyle ben dedim bu yakasını bu sevmez ama bu. Berrin dedi ki ben giydiririm. Benim şuraları çok hoşuma gitti. Evet şuraları çok. Şuraları kapanmış. Bu da bak bu böyle senin düşündüğün gibi böyle açık değil. Bu V'si bunun şurada bak. Aynı benim bisiklet yakası duruyor, orada duracak o. Anladım, orada duracak annem de. Yüksel bunlar kalktı mı senin kocan tikle sevmez. Dediğin gibi buraya tüyü basacaksın bu askıda dura dura öyle olmuş. Bunun şuraları çok hoşuma gitti benim. Evet. Evet, buraları çok güzel. Bunu da ona aldık. Evet, alışverişimiz de bu kadardı. Ne yapalım, kaçalım, gidelim artık. İşimiz bitti. İnşallah severek ve beğenerek izlediğimiz bir video olmuştur. Hepinizi kokulu kokulu öpüyoruz. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Hoşça kalın.